Dersler kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Adobe Photoshop CC 2017 programıyla fotoğraf işiyle uğraşanlar için gerçekten çok önem arz eden bir tane eklentiden bahsedeceğim. Bu Nik Collection Photoshop'un üzerine kuruluyor, eklenti olarak kuruluyor. Ama tabi buna eklenti demek de çok doğru değil. Çünkü program tarzında bir uygulama arkadaşlar. Biz bunu peki nasıl indiriyoruz? Bu uygulamayı arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi Google'ye Nik yazarak Nik Collection seçeneği burada çıkıyor. Burada çıkıyor. Bir tanesine tıklayarak buradan ücretsiz olarak biz bunu indirebiliyoruz. Daha önce ücretliydi. 2016'nın Nisan ayında yanılmıyorsam ücretsiz yapıldı. Buradan şu gördüğünüz kısımda indire tıkladıktan sonra Mac için mi ya da Windows için mi indireceksek onu da belirliyoruz. İndir dediğimiz zaman dosya indirmeye başlıyor. Yine aynı şekilde bu eklentinin ana sayfası şurada gördüğünüz gibi nikcollection.dxo.com. Buraya girdiğimiz zaman arkadaşlar burada yine şu kısma e-mail adresimizi yazdığımız zaman bize ücretsiz olarak indirmek isterseniz lütfen e-posta adresini buraya girin diyor. Buraya girdiğimiz zaman bizim mailimize bunu ücretsiz olarak programı gönderiyor. Peki bu program neye yarıyor? Ona şöyle kısaca bakalım. Program arkadaşlar içerisinde yaklaşık 8 tane kategori var. Analog Efex Pro ekipmana sahip olsanız bile aradığınız fotoğrafı elde edin diyor. Mükemmel görüntüye ulaşın. Burada artık karmaşık katmanlara ve maskelere ihtiyaç duymadan denetim noktalarıyla bir efekt bölgesi oluşturuyoruz. Eski klasik fotoğraf makinelerimizin, filmlerimizin ve lenslerin görünümünü ve havasını değiştiriyormuşuz arkadaşlar. Color Efex Pro yine renk düzeltme, rutuş ve ilham verici efektler için kapsamlı bir filtre seti diyor. Silver Efex Pro karanlık odadan ilham alan denetimlerle işi usta siyah beyaz fotoğraflar oluşturur diyor. Burada gördüğünüz gibi örneklerini zaten göstermiş. Yine şu kısımda Viveza arkadaşlar karmaşık maskeler veya seçimler kullanmanız gerekmeden fotoğraflarınıza bölgesel renk ve ton ayarları yapar. Burada yine gördüğünüz gibi örneklerini verilmiş. HDR Efex Pro arkadaşlar burada HDR ile ilgili her iki fotoğrafında görüntüsünü görüyorsunuz. Bu arada size HDR ile ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Arkadaşlar HDR Height Dynamic Range anlamına gelir. Yüksek dinamikle aralık gibi anlayabiliriz. Burada HDR fotoğraf en az 3 fotoğrafı birleştirerek en iyi ışık noktalarından alarak, aydınlık noktalarından alarak bizim fotoğrafımızı en iyi hale getiriyor. Bu HDR özelliği şimdiki akıllı telefonların neredeyse tamamında var. O özelliği de kullanmanız fotoğraflarınıza zenginlik katacaktır. Yine Sharpener Pro diyor arkadaşlar. Profesyonellerin tercih ettiği görüntü keskinleştirme seçenekleriyle gizli kalan ayrıntılar tutarlı bir biçimde ortaya çıkartır diyor. Burada yine Define arkadaşlar bizim kameramız için uyarlanmış gürültü azaltma özelliği sayesinde resimlerinizi geliştirin diyor. Şimdi bunları biraz sonra program üzerinde detaylarıyla göreceğiz. Şimdi ben burayı kapatıyorum. Programımızı açtıktan sonra programımıza bir tane fotoğraf çağırıyorum. Buradan şöyle şunu alabiliriz. Şunu alabiliriz. Veya şunu alalım. Evet. Burada fotoğrafımızı aldık arkadaşlar. Burada yine arka plan olarak geldi. Biz bunu şöyle üzerine sol çift tıklayarak foto diyoruz. İsmini de değiştiriyoruz. Okey dedikten sonra burası foto olarak değişti katmanımızda. Bu katman şayet sizlerde gelmezse Window menüsü altından Layers'ın seçili olduğuna dikkat ediyorsunuz. Şu anda kayboldu. Tekrardan Window menüsü altında veya F7 tuşuna basarak da biz bunu getirebiliriz. Şu anda geldi. Şimdi biz bu efekti nereden bulacağız? Arkadaşlar Photoshop'ta filtre menüsü altından Nik Collection seçeneği altında biz hangisini kullanmak istiyorsak biraz önce gösterdiğimiz uygulamalardan onu seçiyoruz. Şöyle kısaca baştan itibaren kısa bir gösterim yapayım ben size. Analog efekte arkadaşlar tıklıyoruz. Biraz açılımı uzun sürüyor. Evet bu şekilde. Burada efektimizi ekledikten sonra arkadaşlar şurada yine ayarlarıyla oynayabiliyoruz. Şu kısımda bu pencereyi kapatıyoruz veya tekrardan burayı açıyoruz. Yine şuradan tek ekran olarak gösteriyoruz. Şurada ikiye bölünmüş öncesi ve sonrası diye yine faremizin sol tuşuyla şöyle sürükleyerek o noktayı görüyoruz. Yine arkadaşlar şu kısımda da alt ve üstte önceki resim ve sonraki resim olarak görüyoruz. Şuradan söylediğim gibi ayarlamalarını buradan daha keskin bir şekilde yapabiliyoruz. Şimdi ben buna iptal diyorum. Tekrardan filtre menüsü altından Nik Collection ve Color Efex Pro'ya geliyoruz. Color Efex Pro arkadaşlar bu efekt paketinin en zengini. Dolayısıyla belki de en çok üzerinde çalışma yapacağımız bu. Burada seçenekler var. İşte favori var, manzara var, doğa var, düğün var, portre var, mimari ve seyahat seçenekleri var. Biz burada gelin damat portre olabilir. Şöyle siyah beyaz diyebiliriz. Şuradan tabi buradaki anlamlarını çok bilmiyoruz açıkçası. Böyle tek tek tıklayarak soft focus, yani yumuşak yakınlaştırma oluyor. Kontrast only, sadece kontrast demiş. Dark kontrast, karanlık kontrast, dinamik sky softener diyor. Arkadaşlar burada tabii ki biz istediğimiz ayarları buradan yaparak hangisi bizim için daha uygunsa onu alabiliriz. Yine wetting kısmında da değişik efektlerimiz var. Buradan da bizim hoşumuza giden hangisi ise onu kullanabiliriz. Söylediğim gibi yani şurada seçtikten sonra buradan da yine ışık ayarınız, gölge ayarını, renk ayarını yine buradan yapabiliyoruz arkadaşlar. Yine ben buna iptal diyorum. Yine arkadaşlar bu filtre ile ilgili şöyle açıyorum ben. Nik Collection dedikten sonra Color Efex Pro'yu seçiyorum. Bir başka maske uygulama yöntemini sizlere göstereceğim. Fotoğraflarımıza zenginlik katmak adına. Şimdi burada siyah beyaz seçeneğimizi seçtik. Buradan ayarlamalarını yapalım şöyle. Çok özenmiyorum yine söylediğim gibi. Bu şekilde diyelim ki beğendik. Biz hoşumuza gitti. Okey diyoruz. Şimdi o fotoğrafımızın buraya aktarımını gerçekleştiriyoruz. Şimdi burada siyah beyaz bir fotoğrafımız var. Şurada gördüğünüz gibi alt katmanda renkli fotoğrafımız var. Biz buradayken şuradan gördüğünüz maske simgesine tıklayarak buna maske oluşturuyoruz. Peki ne yapabiliriz burada? Örneğin çok böyle çekimlerde görmüşsünüzdür. Buradan maskem beyaz olduğu için ben siyahı seçersem, brush'ı da alırsam, fırçamı siyahla boyarsam istediğim yerleri silebilirim. Şöyle biraz yakınlaştırıyorum daha net silmek için. Evet. Şimdi buradan istediğim noktaları silebilirim. Alıyorum şöyle brush'ımı, biraz orta noktada büyütebilirim. Kenarlarda biraz daha küçültebilirim. Şöyle biraz daha büyütüyorum. Şöyle arkadaşlar. Hatta biraz daha büyütelim. Çok zaman almasın. Yine keskin olanı alalım. Yanlışlıkla soft olan alınmış. Şöyle veya bu işte genelde bayan dudaklarında falan, dudak boyalarında bu uygulamada yapılabilir. Yine şöyle ben çok özenmeyeceğim yine, çok zaman almamak için, çünkü biliyorsunuz bu işler özen isteyen, zaman isteyen işler. Ben sadece sizlere yapılışını gösteriyorum. Şimdi fırçamızı biraz küçültebiliriz. Şöyle küçültelim. Bu kenar noktalara o şekilde gidebiliriz. Diyelim ki tabii şu da var. Diyelim ki ben şurada taştım arkadaşlar. Dikkat ettiniz, taştım. Yani istemediğim bir şekilde taştım. Tekrardan buradan diğer rengi seçerek, beyazı seçerek orayı ben fırçayla boyadığım zaman o taşma işlemini tekrardan eski haline getirebiliyorum. Bu şekilde arkadaşlar boyamak suretiyle değişik renkleri de fotoğraflarımıza verebiliriz. Burada yine filtre menüsü altından geliyorum. Yine Nik Collection dedikten sonra HDR'yi sizlere göstermek istiyorum. Diğerleri esasen yani renkle HDR çok önemli. Diğerleri de önemli ancak bunlar biraz daha fotoğraf işinde öne çıkan özellik. Şöyle burada da HDR efektini uygulayabileceğimiz seçenekler var arkadaşlar. Şöyle realistik landscape Şöyle. Tabii bu fotoğraf için uymamış olabilir. Ama tabii şuradan yine biz ayarlarını, ton ayarını vesaire buradan ayarlamalarını yaparak, ben sadece bunu arkadaşlar ön bilgi olarak sizlere veriyorum. Buralardan ayarlarını yaparak çok daha güzel neticeler alabilirsiniz. Burayı ben yine kapatıyorum. İptal diyorum. Yine filtre menüsü altından Nik Collection'a geldikten sonra burada Define seçeneğimiz var. Burada da gürültü azaltma özelliğini kullanıyoruz arkadaşlar. OK dediğimiz zaman şeydeki fotoğraftaki kumlanmayı olabildiği kadar azaltıyor. Şöyle şu anda öncesi ve sonrası gözü kapattığımda belki de fark ediyorsunuz. Biraz daha yakınlaştıralım. Daha net görün. Şöyle çok hafiften bir oynamanın olduğuna dikkat ediyorsunuz. Yine arkadaşlar burada filtre menüsü altından diğer sharpen seçenekleri söylemiştik. Keskinliği daha net bir hale getirir. Şöyle bakıyoruz. Şöyle öncesi sonrası gösterirsek daha net olur. Evet, bu şekilde ayarlarıyla oynayarak dikkat ediyorsanız sağdaki şu fotoğrafın ben ayarla oynadığımda ayarları değişiyor. Daha keskin oluyor. Şöyle. Bu şekilde. Tabi burada her fotoğrafın kendine ait özellikleri var arkadaşlar. O yüzden hepsi için bu yapılan ayarlar uygun olmayabilir. Siz kendi fotoğrafınızda hangi ayar en uygunuysa onu seçip kullanabilirsiniz. Yine filtre menüsü altından Nik Collection'a geliyoruz. Burada arkadaşlar Silver Efex Pro var. Bu da yine siyah beyaz fotoğraflarımızda dedik daha net ayarlamalar yapabiliyoruz. Evet, bu şekilde ışık olsun, kontrast olsun, bu şekilde ayarlamaları da yapabiliyoruz arkadaşlar. Ben çok fazla detaya girmeyeceğim söylediğim gibi. Yine filtre menüsünden Nik Collection'a geldikten sonra Viveza kısmına geliyoruz. Bunda da şu kısımdan seçtikten sonra burada bölgesel olarak istediğimiz noktada bölgesel olarak ayarlamalar yapabiliyoruz. Yine ben iptal diyorum. Bu program arkadaşlar, daha doğrusu bu eklenti gerçekten fotoğraf işiyle uğraşan herkesin elinde bulunması gereken bir eklenti. Sizlere tavsiye ediyorum. Umarım bu anlatımlar faydalı olmuştur. Şayet talep olursa daha detaylı anlatımlarına da girerim. Sizlerin daha güzel kullanımına sunmaya çalışırım. Pro dersler kanalımda Adobe Photoshop CC 2017 programıyla Nik Collection efektinin nasıl kullanıldığını beraberce gördük. Umarım faydalı olmuştur. Sizler de her zaman olduğu gibi bana olan desteğinizi esirgemez. Abone olup beğeni butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Hepinize iyi günler.